bir sene öncesinde tohumları atılan Türkiye'nin fintech özelinde büyük emeklerle şekillendi ve bugün buradayız. Bu programı gerçekleştiriyoruz ve sağlamayı alan TİGEİT'i Tekmer desteğiyle taçlandırmaktan mutluyuz. Sayın Hakan Börteçeni'yi açılış konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. Geçenlerde üniversiteye yeni başlayacak gençlerle bir söyleşi yaptım. Bu bir üniversitenin etkinliğiydi. Orada gençlerimize dedim ki, gençler lütfen üniversiteye yeni başlarken tek hedefiniz okulu bitirip birinin yanında bir şirkette istihdam edilmek olmasın. Elbette birinin yanında bir şirkette çalışmak da kıymetli ama bu ülke sizden daha fazlasını bekliyor. Gençleri girişimciliğe yönlendirirken özellikle o dönemde müzmin muhalifler diyebileceğimiz insanlar benim bu sözlerimi nasıl çarpıttılar biliyor musunuz? Bakan Varank dedi ki üniversiteye iş bulmak için gitmeyin. Biz ortaya bir vizyon koyuyoruz. Yani diyoruz ki girişimci olun, kendi işinizin sahibi olun. Ama onlar Fox TV'de bakıyorsunuz konuşmanın başını sonunu kırpıp diyorlar ki Bakan Varank dedi ki üniversiteye giderken iş bulmak düşüncesiyle üniversiteye gitmeyin. Tabii o zaman biz şunu anladık. Gerçekten karşımızda girişimciliğin ne olduğunu bilmeyen bir kitle var. Bunu da anlayabiliyoruz. Çünkü gençlere işsizliği azaltmak için muhtarlara sekreter olmalarını tavsiye edebilecek insanlarla biz aslında muhatap oluyoruz. Ülkemiz hamdolsun teknoloji tabanlı girişimcilikte gümbür gümbür yoluna devam ediyor. 2 yıl gibi kısa bir sürede ülkemizde 6 tane unicorn ya da bizim tabirimizde 6 tane turcorn çıkararak biz tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık. Türkiye yatırım anlamında da gerçekten müthiş bir ivme yakaladı. 2021 yılında Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1,5 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Ve bu rakam bundan önceki 10 yıl senenin tam 10 katı bir rakam. Bu seneye baktığımızda yine 2022 yılında da bu trendin aynı şekilde devam ettiğini memnuniyetle görebiliyoruz. E-Devlet uygulaması gibi bir uygulamayla toplumdaki farkındalığın da ne kadar yüksek olduğunu biz görebiliyoruz. Emin olun 60 milyon kullanıcısıyla ve binlerce hizmetle E-Devlet uygulaması dünyada kime anlatırsanız ilgisini çeken bir uygulama. Geçenlerde Almanya'da bir tartışma vardı. Almanya vatandaşlarına bu enerji krizinde para göndermek istemiş ama vatandaşlarının vergi numaralarıyla hesap numaralarını eşleştirmek 18 ay sürdüğü için bunu şu anda yoluna koyamamışlar. Ve günde en fazla 100 bin işlem yapabildikleri için de şu anda bir netice elde edememişler. İşte böyle bir dijital altyapıya bakıyorsunuz. Bir de 60 milyon kullanıcısı olan E-Devlet uygulamasına bakıyorsunuz. Türkiye'deki farkındalığın ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Biz her zaman şunun altını da çiziyoruz. Hükümetler olarak bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin biz her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Ve bildiğiniz gibi bu merkezin kurulmasında da biz önemli destekler verdik. Burada personel giderlerinden tefrişata, makine teçhizattan eğitim giderlerine kadar birçok kalemde bizim KOSGEB olarak desteklerimiz var. Sadece burası değil tabii. Şu anda Türkiye genelinde 17 Tekmer bulunuyor. Bunların hepsi KOSGEB'in destekleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şu anda desteğimizin bir üst limiti var. Bu manada ben bir müjdeyi de bu kürsüden TİGEİT'in açılışından sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz şu anda tekmerlere 3.8 milyon liraya kadar bir destek sağlıyoruz. Ama inşallah yakın zamanda bunu 6 milyon liraya çıkaracağız. Burada hazırlıklarımız tamam. İnşallah 6 milyon lirayla biz bu merkezleri
destekleyeceğiz. Bu destekleri verirken yok yandaş mıymış değil miymiş bunlarla emin olun hiç ilgilenmiyoruz. Bunu yapanlar var. Bunun örneğini ben bu kürsüden vermeyeyim. Özellikle yerel yönetimlerde bu işleri yapanlar var. Ama biz Türkiye'de Türkiye'ye katkı sağlayacak herkese bu desteklerimizi vereceğiz. Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikte destan yazıyor. Bu destanı arttıracak. Genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin potansiyeli çok yüksek. Yeter ki biz onlara imkan verelim, önlerini açalım, destek olalım ve biz bu imkanları sonuna kadar onlara sağlıyoruz. Hazır mıyız? Güneş altında çok kaldı herhalde arkadaşlarımız. Hazır. Ses çıkmadı. Hazır mıyız? Hazır. Evet. T-Gate Teknoloji Geliştirme Merkezi tüm ekosisteme, İstanbul'umuza, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.